Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kibar ve sade bir yelek modeli hazırladım. Yapılışı oldukça kolay. Modeli çıkartırken angora tarzı tiftikli bir ip kullandım. 6 numarada tığ kullandım. Şöyle göstereyim. 1.4 milimetrelik bir tığ. Siz elinizin yatkın olduğu bir tığ ile ya da ipinizin kalınlığına göre Tığ numarası seçerek yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu 5 tane model üzerine yaptım. Bakın böyle 1, 2, 3, 4, 5 tane. 38 ve 40 beden için bu modellerden 6 tane yapabilirsiniz. Önleri için. Arkaları için de 12 tane yapabilirsiniz. Yani yine siz kendi bedeninize göre ayarlayın. Herkesin örme şekli farklı olduğu için örnek sayısında değişiklik gösterebilir. O yüzden net bir sayı veremiyorum. Evet şöyle yakından da göstereyim. Ön yüzü de aynı, arka yüzü de aynı. Evet şimdi siz de benimle birlikte yapmak isterseniz modelimizin yapılışına geçelim. İlk olarak yeleğimizin lastik kısmından başlıyoruz. Trabzanlar yaparak devam edeceğiz. Şimdi öncelikle zincirimizi çekelim. İstediğiniz kalınlıkta trabzan yapabilirsiniz lastik kısmı için. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi ben kısa bir model anlatımı yapacağım için kısa bir zincir ve trabzanın üzerine kurarak modeli göstereceğim sizlere. Şimdi ben zincirimi çektim. Zincirinizi çektikten sonra ipimi tığımın başına sarıyorum. 1, 2, 3 ve 4. zincire batarak burada ikili bir trabzan yapıyorum. İlmeklerimi 2-2 iki iki toplayarak kapatıyorum. Bir sonraki zincire batıp tekrar ikili bir trabzan yapıyorum bir sonraki zincire batıyorum ikili bir trabzan daha yapıyorum sıra sonuna kadar bütün zincirlerimizin içine böyle batarak ikili trabzanlar yapalım ve sıranın sonuna kadar gelelim 2 2 toplayıp çıkıyorum. Bir sonraki zincire battım. Tekrar ilmeklerimi 2 2 toplayarak çıktım. Şimdi bir tane daha yapalım. Evet şöyle 2 4 6 8 9 tane trabzan yapmışım. Dediğim gibi siz bunu daha kalın bir şekilde yapabilirsiniz. Sıra sonuna geldik. Trabzanlar bitti. Üzerine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Çevirdim. Başını alıyorum. Zincirin altındaki trabzanı boş bırakıyorum. Bir sonraki trabzana batarak devam ediyorum. Zincirim de trabzan olarak sayılıyor. Zincirle birlikte şu anda iki tane trabzanım oldu. Bir sonraki trabzana batıyorum. 3. Bir sonraki trabzana batıyorum. 4. 5 6 7 8, 8 Son bir tane daha yapalım ve 9. 9 tane tırabzanı da üzerine yaptık. Tekrar kenarda 3 tane zincir çekerek dönüyoruz ve yine trabzan yapıyoruz. Böyle istediğiniz uzunluğa gelene kadar bedeninizin ölçüsüne gelene kadar bu trabzanlardan şerit halinde üst üste yapalım. Sonra tekrar üzerine devam edelim. Şimdi son trabzanı da yaptım. İki model kuracak şekilde kısa bir lastik yaptım. Şimdi lastik bittikten sonra 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 başına aldığım trabzanların şöyle altından girerek buraya tekrar ikili bir trabzan daha yapıyorum bu yapmış olduğum trabzanlar yeleğimizin yan lastikleri olacak şöyle hemen yanına tekrar batıyorum 3 bir sonraki trabzanın içine battım 4 yanına batıyorum 5 şöyle tekrar yanına battım 6 tane ikili trabzan yaptım burayı da istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz şimdi modele geçerken 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 başına alıyorum göz kararı bakabilirsiniz zincirinizin sıkılığına bolluğuna göre göz kararı şöyle ben bir ve ikinci trabzanı geçeceğim üçüncü trabzanın içine batarak burada ikili bir trabzan yapıyorum bunun ayarlamasını kendiniz yapabilirsiniz ilk sırada. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. İkili bir trabzan daha yapıyorum. Aynı yere batıyorum. İlmeğimi şöyle uzatarak trabzanlarımı yapıyorum. 3 Tekrar batıyorum. 4 Buraya 4 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Şöyle yanına batarak burada ikili bir trabzan yapıyorum. Aynı yere batmıyoruz. Hemen yanındaki boşluğa battım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Tekrar şöyle yanına batıyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Yanına battım. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir yanına battım dördüncü trabzanımı yaptım. Burası bizim birinci modelimiz. İlk ayarlarken ayarlaması biraz zor olacak sonra çok kolay bir şekilde ilerleyecek. Şimdi yan trabzanları yaptıktan sonra 3 tane zincir çektim. Aynı boşluğa dört tane ikili trabzan yaptım. Arada iki zincir çektim. Bir tane ikili trabzan bir zincir ikili trabzan bir zincir ikili trabzan bir zincir bir tane daha ikili trabzan yaptım dört tane ikili trabzan yapmış olduk burası birinci modelimiz oldu şimdi bir sonraki modele geçişte üç tane zincir çekiyorum bir iki üç başına alıyorum tekrar göz kararı şöyle bir ve ikinciye geçiyorum üçüncünün içine batarak burada 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı yere batıyorum. Tekrar ikinciyi yaptım. Aynı yere üçüncü trabzanımı yapıyorum. Aynı yuvaya battım. Dördüncü trabzanımı yaptım. İki tane zincir çekiyorum. Başını aldım. Yanına batıyorum. İkili bir trabzan. arada bir tane zincir yanına batıyorum aynı yere değil yan yana batıyoruz bir zincir bir sonraki yere battım 3 bir zincir hemen yanına battım 4 şimdi ikinci modeli de buraya kurmuş olduk 1 2 3 tane zincir çekiyorum şimdi ben sona geldiğim için yan trabzanı yapacağım siz devam edeceğiniz için 3 zincir ve tekrar aynı modelden kurarak devam edeceksiniz başına alıyorum yine böyle iki tane trabzanı boş bırakıp yan trabzanları yapıyorum burası da dikiş yeri olacağı için isterseniz iki tane yapın üç tane yapın dört tane yapın Burası da size kalmış bir tarafı dikiş yerine gelecek bir tarafı da ön patları olacak şimdi modelimizin lastikten sonraki ilk görüntüsü böyle şimdi devam ediyorum 3 tane zincir çekiyorum çevirdim zincirin altındaki trabzanı boş bırakıyorum bir sonrakine batarak devam ediyorum burası yine bizim yan trabzanlarımız Trabzanlardan sonra 3 zincir çekiyoruz. 1-2-3 Başını aldım. 2 modelin arasında 2 tane zincir çekmiştik. Bu zincirin içine batıyorum. Burada 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 3 zincir çektik ve bu iki modelin arasındaki zincire 4 tane ikili trabzan yaptım 2 tane zincir başına alıyorum 4 tane yan yana aynı boşluğa yaptığım trabzanım vardı İlk trabzanın tepesine batıyorum buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum şimdi altta yaptığımızın modelin tam tersini yapıyoruz modeli ters olarak yapacağız şimdi bir zincir bir sonraki trabzana batıyorum. İkili trabzan. Bir zincir. Bir sonraki trabzana batıyorum. Bir trabzan. Bir zincir. Bir sonraki trabzana battım. Bir tane daha trabzan. Şimdi model trabzanımız 4 trabzan buradayken aynı yere battığımız. Şimdi sağ tarafına geldi. Sağ sol olarak böyle çaprazlı şekilde devam edeceğiz. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bu model bitti. Diğer modele geçerken yine 3 zincir çekiyorum. Başına aldım. 2 tane zincir boşluğu vardı buraya. Oraya batıp tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum 1, 2, 3. 3 4 2 tane zincir çekiyorum Başını aldım. 4 tane aynı yere yaptığım trabzanların birincisine batıp bir tane ikili trabzan bir zincir bir sonraki trabzanı bir tane daha trabzan bir zincir bir sonraki trabzanı bir tane trabzan bir zincir bir sonraki yani dördüncü trabzana bir tane daha ikili trabzan yaptık üç tane zincir çekiyorum yan trabzanlarımı yapıyorum Şimdi modelde birinci sırayı kurduktan sonra Yukarılarda oldukça kolay ilerleyeceksiniz. Zaten çok kolay bir model bu. Evet, böyle üzerine ikinci modelimizi de kurmuş olduk. Şimdi burayı da göstereceğim. 3 tane zincir çektim. çeviriyorum. Yan trabzanlarımızı yapıyoruz. yan trabzandan sonra tekrar modellere geçiş yapacağız 3 tane zincir çekiyorum hepsi 3 zincir çekiyoruz bu kenarlarda tekrar başını alıyorum ne yapıyoruz bu iki tane ortada çektiğim zincirim var tekrar buraya batıyorum ortaya bu zincirin boşluğuna her zaman 4 tane ikili trabzan yapıyoruz 3 4 4 tane trabzanımızı yaptık aynı boşluğa şimdi iki tane zincir çekiyorum başına alıyorum aynı yere yaptığım 4 tane trabzanın birincisine battım İkili bir trabzan bir zincir bir sonraki trabzana batıyorum bir tane daha trabzan bir zincir, üçüncü trabzan'a batıyorum, bir trabzan, bir zincir, bir sonraki trabzanı dördüncü trabzanımı yaptım. Evet, böyle devam edecek. Yine ne yapıyoruz? Modele geçiş yaparken bir sonraki modele üç tane zincir çekiyorum, başına alıp tam ortasındaki iki zincir çektiğim yere dört tane ikili trabzan. 1 2 3 4 4 trabzandan sonra 2 zincir aynı yere yaptığım 4 trabzanın birincisine batıyorum ilk trabzanı buraya yapıyorum arada bir zincir bir sonraki trabzana batıyorum bir tane daha trabzan bir zincir bir sonraki trabzana bir trabzan bir zincir bir sonraki trabzana bir tane trabzan şimdi kenara geldiğimiz zaman üç tane zincir çekiyorum ya modele devam edeceğiz ya da yan trabzanlarını yapacağız şimdi ben kenara geldiğim için yan trabzanlarımı yapıyorum Evet modelimiz böyle devam ediyor. Bir üst sırada da yine aynı şekilde devam edecek. Evet şöyle göstereyim. Şimdi bir üst sıraya geçerken de yine yan trabzanlarımızı yapıyoruz. Şöyle çevireyim. Yan trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen şu modelin arasına iki zincir çekmiştik. Buraya öncelikle aynı boşluğa dört tane ikili trabzan yapıyorum arada 2 zincir ve yine bu 4 tane olan trabzanlarının her birinin üzerine trabzan yapıyoruz. Aralarda birer zincir çekerek. Tekrar 3 zincir ve yine modele devam ediyoruz. Oldukça kolay bir model. Bunu da zaten başta da göstermiştim. Modelimin biraz daha ilerlemiş hali. Çok kibar, çok güzel bir model. Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.